Merhabalar, adım Ercan Arslan. Ben bugün Sayın Dorothea Hansen'ın Kunsthalle Bremen'deki sergisinde size tercümanlık yapacağım. Merhaba ve Kunsthalle Bremen'e hoş geldiniz. Orman konulu yerleşiye. Benim adım Dorothea Hansen. Ben bu resimlerin kuratörüyüm ve sizinle bazı bu eserlere göz atmak istiyorum. Orman, bu terim ile birçok bağlantılar düşünce olarak oluşabiliyor. Orman ilk etapta bir ekosistemdir. Oldukça kapsamlı ve diğer taraftan aşırı tehlike altında bulunmaktadır. 70'li yıllardan beri asitli yağmuru bilmekteyiz. Şimdi ise neredeyse iklim değişikliğini yaşıyoruz. Orman bir taraftan da barınaktır, dinlenme yeri, orman huzuru, serin bir gölgeyi sunar. Yani aslında orman bir sakinliktir. Fakat diğer taraftan bakıldığında orman tehlikeli de olabilir. Ormanda eşkıyalar var. Ormanda Hansel ve Gretel kaybolmuştu. Orası çok karanlık ve buz gibi soğuktur. Sanatçılar uzun zamandan beri orman konusuna ilgi duymuşlardır. Özellikle masalların yeniden keşfedildiği romantik olan dönemde orman önemli bir konuydu. Tanınmış Alman romantikeri Caspar David Friedrich ormanın bir resmini yapmıştı. Tam bakıldığında ormanın kendisi değil, bu harsta özel bir durumu göstermektedir. Bu eserde harsta kayadan örülmüş duvarı görürsünüz. Önünde birkaç bakımsız çam ağacı durmaktadır ve aşağıda duvarın içinde mağara gibi bir şey görürsünüz. Orada hafif açılmış bir tabutun önünde tahminen bir Fransız askeri durmaktadır. Güya Hermann den Cherusker'ın mezarı önünde. Peki bu kimdi? Bu Romalıları Teutoburg'a ormanlarından kovan adamdı. Yani milli tarihin üzerine yoğunlaştığı bir şahsiyet. O dönem, Kurtuluş Savaşları döneminde tipik romantiklerin kendilerini Almanya'nın bütünlüğü konusunda buldukları bir şahsiyet. Yan tarafta kompozisyonlarıyla neredeyse aynı olan asılı duran bir eser. Orada da eserin temeli bir duvar ile kapatılmış, yeşillenmiş bir duvar. Bu bir duvar mıdır ki? Ya da yeşillenmiş bir kaya mıdır? Yaklaşıldığında bu yeşilin içine bir gamalı haçın kazıldığını fark edersiniz. Bunu görebilirsiniz. Burada da cılız çamları bulunmakta. Bu kayanın veya betonun önünde eğer gerçekçi olmak gerekiyorsa, çünkü burası Adolf Hitler'in başbuğ yönetimi yeri olarak bilinen Wolfschanze'nin adlı barınaktır. Bu Polonya'da Mazurlar'da bulunmaktadır. Tabiat burayı çoktan geri fethetmiş bulunmaktadır. Bu fotoğraf Bremenli sanatçı Joanna Kosowska'ya aittir. O, bu askeri bölge üzerine büyük bir dizi yaptı ve 3. İmparatorluğun şimdiki sınırlarını sergilemiştir. Monumental dökülmüş birçok barınak Westfalen'den Masur ormanlarına kadar. Fakat orman çok sakinlik olarak algılanabilir. Özellikle Hollandalı sanatçı Peter Gerardus von Oss'un resminde ceylanlar sakince otlanıyorlarsa ve arka kısımda bir yürüyen bastonuyla gezintiye çıkmışsa veya ormanda sıcaklık veren ateş yakılıyorsa ve de insanlar odun topluyorlarsa, yani güven veren insanlar ve sakin hayvanlar ormanda bulunuyorlarsa, bu tamamen başka bir hikayedir. Bu hemen sakinliktir. Orman tipik bir İtalyan konusu değildir. Tipik kuzeylilerin konusudur. İtalya'da mavi bir gökyüzünü, göz görebilecek manzara, dağlar veya deniz sahilleridir. Almanya'da ise orman milli kimliğin bir parçasıdır ve belki de Alman meşesinde yoğunlaşmıştır. Bunu özellikle Ernst Willers'in Bremen yakınlarında Hasburg'da resmini çizdiği meşe ağacında çok iyi görmekteyiz. Etrafında bir yol gitmektedir. 19. yüzyılda bu ağaçlar yaşlarından, tarihlerinden dolayı gezinti hedefi olarak görülüyorlardı. Gerçekten de 19. yüzyılda Hasbrook tabiatı koruma altına alınmıştır. Bu ağaçların özelliklerinden dolayı. Paris yakınlarındaki Fontainebleau ormanlığı ilk koruma altına alınan ormandır.
Bunu bu iki eserde görebilirsiniz. Soldaki Theodor Aligün'ündür. Sağdaki Karot'un, yani Camille Karot. Bu sanatçılar 19. yüzyılın başlarında Fontainebleau ormanlarını ziyaret etmişler ve yağlı boya eserlerini ağaçların önünde hazırlamışlardır. Fontainebleau ormanları turistler tarafından sıkça ziyaret edilmiş ve artık bu ormanları öyle vahşi ve eski değil, özellikle büyük ağaçlar kesilmişti. Bunun üzerine Fransız ressam Theodore Rousseau, İmparator Napolyon III'e bir petisyon sunmuştur. Amacı bu ormanı koruma altına almaktı. Bu 19. yüzyılın ortasında olmuş ve imparator bunu kabul etmiş. Yani ilk defa bir orman koruma altına alınmış. Bir sanatçının inisiyatifi üzerine çok önemli görüyorum bunu. Böylece motiflerini korumuşlar. Bugün ise büyük hareketler tabiatı korumak için angaje oluyor. O dönem bu çok yeni bir şeydi. Bu manzara ki biraz önce gördüğümüz ceylan ve insanlar ile içinde odunlarını topluyorlar. Bu tabii ki birçok sanatçıya ilham olmuştur ve bundan dolayı Henri Biva'nın resmini görmekteyiz. O bir Fransız ve 20. yüzyılın başında gerçekçi şekillendirmiştir. Uzaktan bakıldığında bu bir fotoğraf. Fakat kendisi yakına gittiğinizde yine de çok detaylını iyi bir biçimde görebilirsiniz. Bayağı ilginç bu. Bu resim insanı içine çekiyor. Yani oradaki bu nehir insanı içine çekiyor. Öyle ki bir bakıyorsunuz ormanlar açılıyor, bir sıcaklık veriyor ve güneş ve ışık altın renginde. Yani bakıldığında bu bir kompozisyon. Öyle ki orman düzenli bir biçimde yapılmamış, yani geçilmiyor. Diğer bir strateji ise Thomas Ruth tarafından takip edilmiş. O monumental fotoğraflarıyla Paradis serisini hazırlamıştır. Onu da bu tarafta görebiliriz. Yani cennet bu bir seriydi. 1998 yılında birçok resimlerle ormanları, tüm dünyadaki ormanları fotoğrafını çekmiştir. Bu mesela Dentry, Avustralya'da, diğeri ise Hawaii'de, diğeri ise Brezilya'da ve Avrupa'da yapılmış. Ve Henri Biva'nın resmine baktığımızda farkı ise tekniktir ve o biri resim çizilmiş, biri fotoğraf olarak alınmış. Fakat ikisi de çok gerçekçi. Yani burada bir kompozisyon mevcut ve bir bakıldığında bu Urwald'da o her şeyi, bir ışığın bile girmesini engelliyor. Önde birçok yeşillikler var ve bir de ağaç kütükleri. Öyle ki insan giremiyor bunun içine, bir duvar gibi önümüzde duruyor ve insana öyle bir his veriyor ki sanki orada arkada tehlikeli hayvanlar var. Gerçekten bakıldığında Buschrutt'un foto serisi bayağı çok aşırı, yani çok zor yapılmış ve orada moskitolar ve sivrisinekler tarafına ısırılmıştır. Bu çok zordu, bu foto materyallerini oralara götürmeye ve o anları beklemek için ve güneş ışınlarının böyle aşırı olmadığı bir durumu beklemek onun için çok zordu. Neyse ki bu zaten cennet. Herkesin bir cennet düşüncesi var. Ben o kadar kolay görmüyorum. Çünkü cennet deyince bir düzen aklımıza geliyor. Bir kaos değil. Ve cennet harmoni anlamına geliyor. Yani özellikle İncil'deki, yani cenneti düşündüğümüzde orada insan ve hayvanlar barışçıl bir biçimde yan yana yaşıyorlar. Fakat buradaki bu tuhaf cennette her şey değişik ve bizim bunun üzerine düşünmemize sevk ediyor. Ve nedir cenneti cennet yapan? Belki de en son insan izin cennetini düşünebilir. Fakat herkesin düşüncesi farklı. Bundan dolayı bu oda birçok tartışmaların yer olduğu orman konusunda bize bir imkanat sunuyor ve ormanın yeşil rengiyle. Ben her şeyin güzellikler dilerim size.